küçükken hayal ettiğim gibi ailemiz giderek genişliyor ve ben çok mutluyum. Allah sağlıkla kucağına almayı nasip etsin kızım. Teşekkür ederim. Oğlum, aslanım benim. Kıdemli, bahtı açık olsun. Soyunu sürdürsün inşallah. Amin inşallah anneciğim. Damat, sen de çıkar şu bisküvileri de içelim artık. Tabii. Hürmet Hanım, siz de bir meze tabağı yapın. Böyle kuru kuruya gitmez, kutlama yapıyoruz. Kılıç. Oğlum. Bu müjdeli haberi babana Necip Bey'e de versek mi acaba? Tamam, tamam ben ararım onu, tabii. Meleğim benim. Onca zaman yaşadığımız acılardan sonra böyle sevinçli haberler almak çok iyi geliyor. Artık kızınız olursa ismini İkbal Şeref koyarsınız, değil mi Şeref? Yok evladım, yok. Benim adım değil de rahmetli ablasının adını koyarsanız inanın çok mutlu olurum. Ya şimdi eskileri karıştırmanın ne alemi var ya? Ya bırak onları rahat yerlerinde uyusunlar, Allah Allah. Ya herkes üzmenin alemi var mı? Kutlama yapıyoruz burada. Buz ister misin? Buyurun. Toprak Hanım, telefonunuz çalıyor. Mutfakta kalmıştı. Sağ ol Mehmet abla. Dünür Hanım, bardak dokuşturalım. Ben ömrü hayatımda içki içmedim Remzi Bey. Yani bu seferlik, yani kutlama yapıyoruz burada. Afiyet olsun. Ne var Sıtkı, niye arayıp duruyorsun Bengece'm bu vakti? Toprak, vallahi mühim bir şey olmasa bu saatte rahatsız etmezdim ama senden hemen konuşmamız lazım. Yarın sabah erkenden buluşalım. Sıtkı saçmalama. Ne derdin varsa da kendin hallet. Beni de arama bir daha. Ya gülüm, sen mevzuyu benden alakalı sandın ama değil. Memleketten bir arkadaşla konuştum. Hıdır'ı bilirsin. Öyle bir haber verdi ki duyunca dudağın uçuklayacak. Tamam Sıtkı, ne var söyle. Şimdi olmaz Toprak. Bayılır mayılırsın maazallah. Karşılıklı olmamız lazım. Yüz yüze konuşmamız lazım. Sıtkı, olmaz dedim. Ya şimdi söyle ya da boş ver. Kızım, kocan içeride kutlama yapmak için seni bekliyor. Ne işin var burada? Geldim anneciğim. Toprak, bak bu haber en çok seni alakadar ediyor. Hava ile ilgili. Yarın sabah sahildeki çay bahçesinde buluşalım. Tamam, görüşürüz. Geldim anne. Kiminle konuşuyordun kızım? Gene yengenle mi? Dur bakalım. Yakında öğreniriz bu yengenin sebebi Hikmet'in. Gel hayatım, gel. Gel otur şöyle. Al sana biraz fındık vereyim ben. Fındık yesen. Bak tansiyona, kolesterola falan iyi geliyormuş. Değil mi baba? Buyurun Çınar Bey'im. Sağ ol Mürvet, eline sağlık. Afiyet olsun. Sağ olasın. Ay güzelim benim. Oh. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.